Evet, çok güzel bir patik modeliyle geldim. O kadar kolay ki herkes bu patiği yapabilecek. Kullandığım ip Nako Elite Baby. Siz istediğiniz bebek ipleri kullanabilirsiniz. 100 gram ağırlığında 250 metraj ipler de genelde ölçüler bu şekilde tutabilir. Ben 0-1 yaş için yaptım. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milimdir. Ve patiğe hemen başlayalım, fazla uzatmayalım. Patik tabanından başlıyoruz. Şimdi 18 tane zincir çekiyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane zincir çektikten sonra 17. zincirden tel alıp sık iğne yapıyoruz. Tam 6 tane sık iğne yapalım. Şimdi hanımlar, son zincire kadar trabzan örüyoruz. Burayı hemen geçeyim. Evet, trabzan yaptım son zincire kadar. Şimdi bu son zincirin içine tam 6 tane trabzan yapıyoruz. Dört, altı. Şimdi hanımlar, buraya sık iğneye kadar trabzan örelim. Evet, bakın trabzanı yaptım. Şimdi 6 tane sık iğne olan yere de tekrardan 6 tane yapıyoruz. Ya sağlı sollu eşit aynı yapmaya çalışacağız. Patik tabanı bu şekilde oluyor. Şimdi bakın şuradan tığa soktuktan sonra tel alıp çıkış yaptım. İki tane zincir çekin. İlk birinci trabzana iki tane trabzan yapıyoruz. Pardon, sık iğnenin tepesine. Tekrardan iki. Buraya artırma yapmamız lazım. Burası topuk kısmı oluyor. Şimdi düz trabzan yapıyoruz. Bu 6 tane olan yere kadar düz trabzan örüyoruz. Evet. Şimdi bu 6 tane trabzanın tepelerine çifter çifter trabzan yapıyoruz. Tam 12 tane trabzan olacak. Bakın 2, 4, 8, 12. Şimdi hanımlar, son buraya gelene kadar hiç artırma yapmadan trabzan örelim. Bu şekilde. Şimdi son 2 tane sık iğne bıraktım. Buralara da çift trabzan batıyorum. Başlarken çift yapmıştım. Bu tarafa da çift yapıyorum. Sağlı sollu eşit şekilde tabanı düşürmeye çalışıyorum. Şimdi trabzanın tepesinden tel alıp çıkış yaptım. Bakın çok güzel oldu. Şimdi 3. sırada tabanı bitiriyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrardan bu trabzanların tepesine çift battım. Bir daha çift battım. Daha arttırma yapmıyorum. Çünkü eğer biraz daha arttırırsam
Burası topuk kısmı olduğu için geniş düşer, bol düşer. Şimdi bir trabzan ile devam ediyorum. Ta ki buraya kadar. Bakın bu çift arttırma olan yere kadar tek trabzan örelim. Evet. Şimdi bakın çift trabzanların tepelerine geldik. Şimdi bir çift bir tek yapacağız. Çünkü patiğin ön kısmı güzel düşsün diye. Şu an bir çift yapıyorum. Şimdi bir tek. Bir çift. Bir tek. Bu işlemi buraya kadar yapacağım. Bu 12 tane olan yere bir çift bir tek yaparak tamamlıyoruz. Çift de bitireceğiz. Burada yanlış yapmışım. Ben ne diyorum? Neden? Şimdi bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bakın şimdi son çifti yapıyorum. Daha arttırma yapmıyorum. Bu kadar arttırmalar. Şimdi son iki yere kadar trabzan yapalım. Hiç arttırma yapmayacağız. Evet, son iki tane trabzan kaldı. Bunların tepelerine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Bakın. Evet, son sırayı da bu şekilde bitirdik. Şimdi iki tane zincir çekelim. Bakın şuradaki zincirlerin üst kısmından böyle bakın kanat aldım, tel aldım, çıkış yaptım. Komple bu şekilde patiğin çevresini trabzan yapın. Yani bakın şu an bu kısmı yapıyorum. Patiğin tabanı. Tabanla buradaki kısmı ayırıyor bu özellik. Zincirin üst katmanındaki şu kanadını alıyorsunuz. Trabzan yapıp gelelim. Evet, komple trabzanı bakın döndüm. Şimdi birleştiriyorum. Trabzanın tepesinden girip çıkış yaptım. Şimdi komple bunun çevresine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün çevresini sık iğne tamamlayın. Şimdi komple sık iğne gittim. Birleştiriyorum. Şimdi tam 16 tane yalancı trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16. 16'dan sonra patiğin burun kısmı oluşması için buradaki kesme işlemini yapacağız. Burayı da ben bir sayayım kaç yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. Şimdi burun kesme işlemi yapıyoruz. Gösteriyorum. Yarım çıkıyoruz trabzandan. Bakın 3 tane ip sonra
komple 1'e düşürüyoruz. 2 tane trabzanı tek trabzana düşürmüş oluyoruz bu şekilde. Bakın tel alın. 2 tane ipten çıkın. Tekrar tel alıp 2 ipten sadece çıkıyorsunuz. Ve bu şekilde kesmeyi yapın. Şimdi bakayım kaç tane kesme yapmışım. 2 2 4 6 8 10 12 14 tane kesme yapmışım. Şimdi 14 kesme yapalım. Sonra yalancı trabzan yapacağız. Evet, 14 tane kesme yaptım. Şimdi geri kalan buraya da 16 tane yarım yalancı trabzan kalıyor zaten. Yalancı trabzanla bu sırayı bitiriyoruz. Evet, son yalancı trabzanı yapıyorum. Şimdi bu şekilde birleştirip bir zincir çekiyorum. Şimdi komple bir sık iğne. Mesela önce diyelim trabzan sık iğne. Tekrardan trabzan yaptık sık iğne. Hani mutlaka aralarda sık iğne yapmamız lazım. Patik daha muntazam düşüyor. Şimdi bu şekilde tekrardan komple sık iğne yapalım. Şimdi 15 tane yalancı trabzan yapıyoruz. Bakın sık iğne yaptım. Şimdi tekrardan örnek kuruyorum. İkinci kestirmeye geçiyoruz. Bakıyorum şu an. Evet, şimdi 15 tane yaptım. Şimdi ikinci tekrardan kesiyoruz. Bakalım diğer patikte kaç kestirme yapmışım. 2, 4, 6, 8, 9 tane yapmışım. Sayalım 2, 4, 6, 8. Son bir kestirme kaldı. Şimdi tekrardan yalancı trabzan ile burayı kapatalım. Bakın nasıl oldu burun. Bu şekilde de babet yapılıyor. Aynı bu teknikle. Bakın babet oluştu. Ama biz bunu bot yapacağız. Şimdi burayı da yalancı trabzanla bitirelim. Evet, bitirdim yalancı trabzanı. Şimdi tekrardan sık iğne yapıyoruz. Komple çevresini. Bakın. Böyle. Şimdi sık iğne bitirdim. Yalancı trabzan yapıyorum. Tam burada 13 tane olacak. Hani eğer sayı tutmuyorsa bakın şu kestirmenin tam tepesinde kestirme yapacağız. Şu an 3. kestirme yapacağım. Evet. Şimdi bakın şu an burada kestirmeye başlıyorum.
Bakalım kaç tane kestirme yapmışız. Zaten sağlı solu bakın eşit şekilde düşecek. Buradaki kestirmeyi nereden başladıysak burada da aynı şekilde bitirmemiz gerekli. Şimdi burada 2, 4, 6 tane kestirme yapmışım patikte. Şimdi 2, 4, 5, şu an son kestirmeyi de yapıyorum. Şimdi yalancı trabzanla sıramı tamamlıyorum. Bunu yaptıktan sonra sık iğneyi tekrardan yapın. Son kestirmeye geçelim. Oraya göstermeme gerek yok. Şuraya hemen böyle. Evet, yalancı trabzanı yaptım. Şimdi son sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Komple sırayı bitirin, gelin. Evet hanımlar, yalancı trabzan yaptım. Şimdi burada tam 4 tane kestirme var. 4 tane kestirme yapalım. Şimdi bundan sonra patikteki lastik yerini yapacağız. Şu an 3. kestirmem ve sonuncu kestirmeyi de yaptım. Şimdi yalancı trabzanla burayı bitirelim. Evet, şimdi lastik yerine geçmek için trabzan yapıyoruz. Bakın, iki tane zincir çektim, trabzan yapıyorum. Komple sırayı. Hemen buraya trabzan yapalım. Şimdi son trabzanı da yapıyorum. Lastik yerine başlayacağız. Bakın görüyorsunuz burada zincir, bu trabzan. Trabzanın göbeğinden tığ geçirdim. Tel alıp çıkış yaptım. Bakın bir önden bir arkada. Bir önden bir arkadan trabzanı alacağız. Komple sırayı bu şekilde yapın. Eliniz alışkan olmadığı için biraz zorlanacaksınız. Ama bakın hiçbir yere batmıyorum. Trabzanın göbeğinden tığ geçirip tel aldım. Çıkış yaptım. Bu sefer arkasından yapıyorum. Göbeğinden geçiş yaparak bakın aynı işlem. Bir ön bir arka. Şimdi bunu hemen yapalım. Üste geçelim. Evet, son. Şimdi geriden alıyorum. Çıkış yapıp şimdi ilk sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bakın önden ikini önden alıyorum. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bir ön bir arka olduğu için sırasıyla bu şekilde tamamlayın. Ben burada bakayım kaç yapmışım. 1, 2, 3 sıra örmüşüm. Siz de 3 sıra yapın. Çok daha güzel düşecek. Bu şu an ikinci sıraya geçiyorum. Üçüncü sırada patiği bitirelim. Şimdi hanımlar bakın. Bu ayıcık olan yeri size göstereceğim. Bu da çok basit. Hemen size göstereyim. Şimdi hanımlar ben bu ipi tuhafiyemden aldım. İhracat bir ipti. Soft ip diyorlar buna. Araştırdığım kadarıyla. Ama böyle kadife ipten bu tarz ince iplerden. Hatta havlu ipi diyorlar buna ne kadar doğruysa. Böyle güzel bir ip. Çok şık duruyor ayı için. Şimdi hemen bu tarz ipten öreceksiniz ayıcıkları. Bu sayıyla yapın. 4 tane zincir çekin. Şimdi ilk birinciden
Tel alıp çıkalım. Bu halkanın içine tam 10 tane trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane yaptık. Burada ilk trabzanın tepesinden tel alıp çıkalım. Şimdi 10 tane yaptık. Şimdi bu 10 tanenin üzerine çifter çifter batacağız. 20 tane trabzan oluşacak. Şu an 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 biraz herhalde kaçırdım. Şöyle yaparsak 20 tane. Hatta bir tane daha böyle yapayım. Şimdi bu ipleri örmek biraz sıkıntılı çünkü görmüyoruz. Sayarak yapıyoruz. Şimdi şöyle birleştirin. Şimdi hanımlar buradan tam 8 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çektik. Tam dibine 4 tane trabzan yapıyoruz. Sadece bir noktaya bir tane trabzan içine 4 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrardan aynı dibine batıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın kulağı yaptık. Şimdi kulak arası 5 tane sık iğne var. Şimdi tekrardan bir zincir. Şimdi dibine tekrardan 4 tane trabzan yapıyoruz. Şu an 1, 2, 3, 4 tane yaptım. 1, 2 tane, pardon, bir zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Bakın kulak oluştu. Şimdi şu başladığımız yere kadar sık iğne yapıyoruz. Bu verdiğim ölçü tam böyle patiklere göre küçük ideal oluyor. Son sık iğne. Evet, şurada da başlangıç yerimiz. Evet. Bu kadar işlem. Şimdi burun kısmı ve gözü de göstereyim nasıl yaptığımı. Evet, kahverengi ip kullanıyorum. 2,5 milim tığ ile burnu yapacağım. Bu ayıyı 5 milim, pardon, 3 milim tığ ile ördüm. 1, 2, 3, 4. Burnu da 2,5 milim ile örüyorum. Çünkü bu ip kalın olduğu için biraz kalın tığ ile örmek gerekli. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 10 tane yalancı trabzan yapıyorum. Yuvarlak bir halka oluşturacağız. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaptık. Çıkış yaptım. İpi biraz uzun kesiyorsunuz. Çünkü bununla gözü
de yapacağız. Burnu dikeceğiz. Şimdi hemen burnu dikmek için göstereyim size. Bakın burası arkası, burası önü. Böyle tam ortalayın. Bu şekilde burnu dikin. Neden çıktı? Evet, şimdi göz içinde siyah ince boncuk kullandım ben. Boncuk kullanmanız daha güzel olur. İpten göz yapmaya çalışmayın. Kötü duruyor. Bu şekilde gözü de yapıyorum. Evet onlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Bakın patiye böyle diktikten sonra patiğimiz bitmiş oluyor. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ev Bebek Örgü YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.